Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir sizlerden bana kabin memurluğu ile ilgili birçok soru geliyor. Ve ben de bunun doğrultusunda sizlere kabin memurluğu ile ilgili her şeyi ama her şeyi öğrenebileceğiniz seri videolar çekmeye karar verdim. Evet, bugünkü konumuz kimler kabin memuru olabilir? Şöyle söyleyebilirim ki her şirketin temel belirleyici şartları var ve bunlar da tabii dönemsel olarak ve şirketlerin ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden çok iyi incelemenizi size daha önce de söylemiştim. Bunlar tabii ki sizlerin de artık bildiği gibi nelerdir? Sağlık durumu, boy kilo uyumu, eğitim seviyesi ve yabancı dil seviyesi temel belirleyici şartlardandır. Başvurduğunuzda temel şartları karşılıyor iseniz daha sonrasında ve mülakat süreçlerinde şirketler bu mesleğe uygun karakterdeki kişileri tercih ederler. Peki bunlar nelerdir? Bu videoda sizlere klişelerden bahsetmeyeceğim. Kendi deneyim ve tecrübelerimden yararlanarak sizlere bunu en iyi şekilde açıklamak ve aktarmak istiyorum. Mesleğin en önemli skalası insan faktörü, yani insan odaklı olması. Hiçbir iş yoktur ki günde 300-400 kişiye günaydın, hoş geldiniz, iyi günler diyebileceğiniz. Bizler bunu yaparken aslında aynı zamanda insan analizleri yapıyoruz. Yani sağlık durumu olarak uçuşa elverişli mi? Ya da uçuş emniyetini tehdit edebilecek herhangi bir davranış ya da tutumu var mı? Yani yapmış olduğum işin özünde insan faktörü yatıyor ki uçuş boyunca da yani insanlarla hep iletişim ve etkileşim halindesiniz. Sizlere daha net aktarmam gerekirse uçuş öncesinde de hayatınızda ilk göz gördüğünüz insanlarla bir ekip oluşturmaya çalışıyorsunuz ki gene burada insan faktörü devreye giriyor. Çünkü yeri geldiği zaman yolcu rahatsızlıklarında, problemlerinde ya da acil durumlarda ekipçe müdahale edip koordineli bir şekilde durumu yönetiyoruz. O yüzden havacılığın temeli insandır ve şirketlerin aradığı profil de insan odaklı çalışabilecek, insanı anlayabilecek, insanla ilişkileri ve iletişimi kuvvetli ve aynı zamanda her türlü zorlukta inisiyatif alabilecek kişileri tercih ederler ki bu bence gerçekten çok önemli. Aynı zamanda bu işi yaparken en yakın arkadaşlarınıza, hatta ailenize bile göstermediğiniz o sabrı yeri geldi mi yolculara ve kabin ekibi arkadaşlarınıza göstermek zorundasınız. Kabin memurlarının iletişime açık, problemler karşısında çözüm odaklı olabilen ve gerektiğinde inisiyatif alabilen kişiler olması gerekir. Sizler de bu özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, ilk kez karşılaştığınız insanlarla bir ekip olup yeri geldi mi kader birliği yapabiliyorsanız sizler de iyi bir kabin memuru olabilirsiniz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ben sadece kendi deneyimlerim ve gözlemlerimden yararlanarak sizlere farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın yepyeni bir videoyla tekrardan beraber olacağız. Ve eğer diğer videolarımı izlemediyseniz onları da izlemeyi, kanalıma abone olmayı, bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, mutlaka beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.